Sizlerin çabalarınızı göz önünde sermek, emeklerinizin karşılığını vermektir. Gerek politikacı, gerek gazeteci, gerek başkaca bir alana her kim olursa olsun görevinin sağladığı yetkilerini en iyi kullanmak, görevinin getirdiği sorumlulukları hakkıyla gerçekleştirmek hepimizin görevidir. Sizler bulunduğunuz konumda yaptıklarınızla insana ve emeğe verdiğiniz değerle çabalarınızla kendi alanındaki tüm meslektaşlarınıza örnek teşkil eden kişilersiniz. Biz Türkiye Basın Birliği olarak çalışmalarınızı bizzat takip ederek... Yani ben diyorum, yüreğimi söylüyorum. Aynı ülkem gibi, ülkemin her köşesindeki insanlar birbiriyle önce kavga eder, ardından barışırlar. Yani aslında biz sevmeli, sevilmeli, bir hayli hasret olan bir milletiz. Allah bizi sevgimizden eksik etmesin. Beni dinlediğiniz için büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, hepinize merhaba. Gönlümüzün yarısı, hatta her zaman öyleydi ama şimdi şu sıralar gönlümüzün, aklımızın, yüreğimizin hemen hepsi Afrin'de. Orada mücadele eden, canları pahasına Türkiye'nin birliği, bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizde, Mehmetçiklerimizde yerlerimiz var. Bugün cenazelerini uğurladık. Ama onlar bizim kınalı kuzularımız. Kınaladık, yolladık. Giderken de söylediler zaten. Nereye gidiyorsunuz dedik, sordular. Gazeteciler mikrofonundan uzak. Bizi beklemeyin. Aynı büyük dedeleri gibi vaktiyle. Benim dedem de babamın babası, babam 1,5 yaşındayken Kıdemli Yüzbaşı Vasfi Efendi Çanakkale Savaşı'nda büyük Atatürk emrettiğinde size ölmeyi emrediyorum. Türkçedeki en güzel üç cümledir. Burada gazeteciler ağırlıkta sözcüklerin ne kadar anlamlı olduğunu, ne kadar tasarruflu kullanılması gerektiğini bilirsiniz. Üç sözcüktür. Size ölmeyi emrediyorum. Müthiş bir emirdir. İlk şey gider, arkadakiler, savaşta ölüm var. Bizim Mehmetçiklerimiz de giderken diyorlar, bizi beklemeyin diye, biliyorlar gittiklerini. Ama öndekiler gidiyor, görüyorlar öldüklerini, arkasında onlar da gidiyor. Öbür arkasındakiler onlar da gidiyor. Biz böyle bir milletiz. Böyle bir milletin gazetecisi olmaktan dolayı, gerçekten karşınızda olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bazen bakıyorum, ben mesleğim dolayısıyla, gazeteci olarak da çok dolaştım. Ta böyle damarlarına kadar, içlerine kadar girdim. Hani gidip orada tık tık, kokteyller, toplantılar, sohbetler, söyleşiler değil. Hakikaten halkın içine girdim, gittiğim her memlekette. Asya'ya gittim, Amerika'ya gittim. Afrika'nın bir tek
Kuzeyine, Orta Doğu, hemen birçok memlekete gittim. Acaba diyorum, hani ben Türk'üm diye mi bu kadar geliyorum, kendi memleketimi, kendi milletimi farklı görüyorum? Yok, hakikaten biz farklıyız. Bunu çok nesnel olarak söylüyorum. Gazetecilik kimliğimle söylüyorum, nesnel olma adına söylüyorum. Neden? Çünkü dünyadaki bir ilk, işte o sizi ölmeyi emrediyorum diyenlerin çocuklarıyız.